Herkese merhaba. Nefis Tatlar Durağı'na kanalıma hoş geldiniz. Bugün enfes bir çörek tarifi hazırladım. Hem yapımı kolay hem de çok lezzetli olan bu tarifin tüm detaylarını sizler için paylaştım. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. Kasenin içerisine 2 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 yemek kaşığı toz maya ve 1 yemek kaşığı toz şeker ilave ettim ve güzelce karıştırdım. Ardından unu ekliyorum. Tarifim için toplamda 6,5 su bardağı un kullandım. Yine bu sırada üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave ettikten sonra hamur ağırlaşıncaya kadar spatula ile karıştıracağım. Ardından elimle yoğurmaya devam edeceğim. Bu sırada lütfen onu kontrollü ekleyelim. Eksik veya fazla eklemesi yapabiliriz. Yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Evet artık spatula içerisinden çıkartıyorum ve elimle yoğurmaya başlıyorum. Ortalama 3-4 dakika boyunca hamuru yoğurmaya devam edeceğim. Birkaç saniye sonra sizlere de yumuşaklığını ve kıvamını yakından göstermiş olacağım. Yaklaşık 2-3 dakikadır hamur yoğurmaya devam ediyorum. Yumuşaklığını ve kıvamını sizler de görüyorsunuz. Kase tertemiz oldu ve hamur artık elimi bıraktı. Şimdi masanın üzerine bir miktar un serptim. Hamuru masanın üzerine aldım. Tahtaya ve kesme kartına yapışmaması için bir miktar un serpiştirdikten sonra toplamda 6 eşit parçaya bölüyorum. Sonrasında yuvarlayarak beze haline getireceğim. Bu sırada bezelerin aynı büyüklükte olmasına özen gösteriyorum. Bezlem işlemini tamamladım. Borcamın tabanına bir miktar un serpiştirdim. Bezeleri içerisine aldıktan sonra üzerini poşetle kapatacağım ve 20 dakika boyunca dinlendireceğim. Bu sayede bezeler hem mayalanmış olacak hem de kolaylıkla açmış olacağız. Biliyorsunuz ilk başta mayalama işlemi yapmadık. Burası oldukça önemli. 20 dakika boyunca mutlaka dinlendirelim. Dinlenen bezenin altına ve üstüne bol miktarda un serpiştirdim. Oklava ile döndürerek büyütmeye devam edeceğim. Her videomda belirttiğim gibi yufka açmanın en önemli püf noktalarından bir tanesi de başta kullanmış olduğumuz un ne kadar çok un kullanırsak kolaylıkla açmış olacağız ve sonrasında un kullanmıyoruz. Beze yeteri kadar büyüttükten sonra oklavaya sarıyorum ve çapraz olacak şekilde döndürüyorum. Hamurun kıvamı o kadar güzel ki dakikalar içerisinde tüm bezeleri açmış olacağım. Bu arada 6 tane bezenin tümünü açıyorum. Sofra bezinin üzerine sereceğim. Hemen ardından yağlama işlemine geçeceğim. Bu yöntemle yaparsanız işiniz daha kolay olacaktır. Bezelerin tümünü açtıktan sonra yağlama işlemi yapalım. Evet beze yeter kadar büyüttüm. Şimdi diğer bezeyi açma işlemine geçiyorum. Sizlere hızlı bir şekilde bir daha göstermek istedim. Bezin altına ve üstüne bol miktarda un serptikten sonra ile döndürerek büyütüyorum. Evet tüm bezeleri açtım. 150 gram eritilmiş tereyağının üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum ve bir köşeye kaldırıyorum. İlk açtığım bezeyi masanın üzerine serdim. Her tarafına gelecek şekilde bol miktarda tereyağı süreceğim. Ben tereyağı kullandım. Sizler dilediğiniz katı yağını kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Hazırladığımız çöreğin kat kat olabilmesi için en önemli püf noktalarından bir tanesi de yufkanın hiçbir yerinde boşluk kalmayacak şekilde bol miktarda tereyağı sürmemiz. Bu sayede çöreklerimiz kat kat olacak ve içerisinde asla hamurlanma olmayacak. Yağlama işlemini tamamladım. Bezenin kenarlarını üst üste katladım ve yine bol miktarda tereyağı sürüyorum. Yine uzun kenarlarını üst üste kapattıktan sonra bezeyi bir köşeye kaldırıyorum ve ikinci açtığım bezeyi masanın üzerine serdim. Yine bol miktarda tereyağı ile yağlıyorum. Hem şekline hem de lezzetine hayran kalacağınız mükemmel bir tarif sadece bir defa denemeniz yeterli. Sürekli yapmak isteyeceksiniz bunlar çok eminim. Hatta tepsi tepsi yapıp bozduğunuzda da muhafaza edebilirsiniz. Tadında ve dokusunda asla değişiklik olmayacaktır. Evet şimdi ilk yağladığım bezeyi tam ortasına gelecek şekilde yerleştirdikten sonra iki kenarını üst üste kapattım ve yağlama işlemine devam ediyorum. 6 tane açtığımız yufkadan 2 tane beze hazırlıyoruz. 3 tane bezeyi yağlayarak içi çalıyorum. 3. bezenin de yağlama işlemini tamamladıktan sonra içi çaldığım bezeleri yine tam ortasına gelecek şekilde yerleştirdim. Son kez şöyle yağladıktan sonra bezeyi kapatıyorum. Borcamın içerisine alacağım. Üzerini bezle kapatacağım. Dilerseniz streçle de kapatabilirsiniz. Hemen ardından buzdolabına kaldırıyorum. Evet bezeleri hazırladım. Şimdi üzerini kapatacağım. Buzdolabına kaldırıyorum. 20 dakika boyunca buzdolabında dinlendireceğim. Bu sayede içerisindeki katı yağ tamamen donmuş olacak ve kolaylıkla açmış olacağız. 20 dakikanın ardından bezeler yine çok güzel bir şekilde dinlendi, içerisindeki yağ dondu. Altına bir miktar un serpiyorum masaya yapışmaması için. Sonrasında merdane ile bezeyi uzun olacak şekilde açmaya devam edeceğim. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yine videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla, sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız çok sevinirim. Yine bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum. Evet uzunlamasına bezeyi yeteri kadar büyüttüm. Şimdi kenarlarını düzgünleştirdikten sonra yine içe doğru katlamaya devam edeceğim. Videoda da gördüğünüz gibi hamuru içe doğru katlamaya devam ediyorum. Evet şimdi sıra şekillendirme işleminde herhangi bir aparat ile üçgen olacak şekilde kesmeye devam ediyorum. Rulet olabilir, bıçak olabilir hiç fark etmez. Ortaya çıkan şeklin güzelliğini sizler de görüyorsunuz. Evet görmüş olduğunuz gibi çöreklerimizin şekli artık hazır. Hemen yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin içerisine aralık bırakarak diziyorum. Dolaptaki diğer bezeyi hazırladım. Şekillendirme işlemini tamamladım ve tepsiye dizdim. 1 adet yumurta sarısının üzerine 1 yemek kaşığı sıvı yağ ilavettim. Güzelce çırpıyorum. Şimdi çöreklerin her tarafına gelecek şekilde bol miktarda yumurta sarısı sürüyorum. Sade olarak pişirmeyi tercih ettim. Burada çörek otu veya susamla da süsleyebilirsiniz. Bolca yumurta sarısı sürdükten sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst her fırında çörekleri pişireceğim. Bu sırada lütfen kontrollü olalım. Her fırın aynı değildir. Değişkenlik gösterebilir. Çöreklerin altı ve üstü kızardıktan sonra fırından alalım. Evet çörekler pişti ve fırından aldım. Benim fırınımda 30 dakika içerisinde pişti ama lütfen kontrollü olalım. Çöreklerin ne kadar güzel kat kat olduğunu sizler de yakından görüyorsunuz. Şimdi bir de iç dokusunu yakından göstermek istiyorum. Çöreklerin dışı çıtır çıtır, içerisi kat kat yumuşacık oldu ve asla hamurlanma olmadı. Yine bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın.